Mügeciğim sen bizi tura götürüyorsun. İçli köfte bekliyoruz. İçli köfteyle birlikte tura gidiyoruz sevgili izleyiciler. İzleyelim. Magazin turu başlıyor. Yeniköy'deyiz. Murat Dalkılıç kalabalık bir grupla balık yedi. Yeniköy'den son adres Arnavutköy'dü. Dalkılıç özel hayat sorularına cevap vermedi. Sonra ben direkt sağlığını sorayım. Bir açıklama gelmedi sizden. Abiler nasılsınız? Didem Balçın yakın arkadaşı Esmeray'ın doğum gününü kutlamak için Arnavutköy'deydi. Doğum gününe gidiyorum gördüğünüz gibi. Pasta mı aldın? Çok özür dilerim. Ben, çok evet. Pardon. Biz Açtık mi bekletiyoruz? Evet yok. Biz bekliyoruz. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ve APO Kuruçeşme'de ertelenen konserleri için sahneye çıktı. Şöyle söyleyeyim, ben her şeyde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Bugün çok güzel geçeceğine inanıyorum. Ayrıca belli başlı sürprizlerim var diyebilirim. Günah benim, suç benim, kurdum bıraktım dış benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim, dokunmayayım dedi düşlerim. Kurtuluş Kuş, hayat hikayelerini anlatan film çekimlerinde ayağını kırmıştı. Kırık ayakla konsere çıktı. Kurtuluş ayağını kırdı falan ama evet. Değdi dermiş. Değdi güzel oldu. Hepimiz için güzel bir iş oldu. Oyuncu Aslan Nursancak tutana sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozunda Photoshop'u abartınca takipçileri bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz eleştirisinde bulundu. Oğulları bayrağı devraldı. Ben yaptım yani. Cem Davran oğullarının oyuncu olması hakkında neler söyledi? Keçi nereden atlarsa bir şey oradan atlar böyle. Nişantaşı'ndayız. Cem Davran'la Hürcan Davran baba oğul birlikte kameramızın karşısındalar. Hürcan Davran. Maşallah oğlumuz boyumuzu geçmiş. Oldu, oldu. Büyüttük. Bunun bir de kardeşi var. Bu büyük numara. Ben yaptım yani. Şu an 58 yaşında olan Cem Davran hemen hemen o yaşlarda Ruhsar adlı diziyle tüm Türkiye'nin gündemindeydi hatırlayacağınız gibi. 29 yaşındaki oğlu Hürcan da babasının izinde emin adımlarla ilerliyor. Evet evet, o konservatuvardan mezun oldu falan. Şimdi sonra dizide çalıştım. Bakalım bir şeyler daha yapıyor. Ben karışmıyorum babası. Olabildiğince babamın yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Tabii ki eksiklerim var. Kapatmam gereken eksiklerim var. Hala öğreniyorum. Öğrenciyim yani, öyle söyleyeyim. Bakalım yani, devam ediyor bu şekilde. Öğreniyorum ve çalışıyorum. Tam ezberlettim yiyorum. Böyle ters bir şey söylerse kararım. Diğer oğlunuz da oyunculuk yapıyor mu Cem Bey? O İtalya'daydı. Sinema, televizyon, tiyatro geldi. Hatta bizim çektiğimiz işlerde, karakomiklerde falan reji asistanı olarak çalıştı. O arka planda. Şimdi bizim tiyatroda hem oyunculuk yapıyor, hem sahne arkasında çalışıyor. Bir de şu anda bir ajansla çalışmaya başladı. Aynı zamanda yazıyor. Yazar, senaryo ekibinde bir işin. İşte evde hiç konuşuyor musunuz efendim? Evde yani? Çorba kaynıyor. Şu sıralar bir projede yer alıyor musunuz Hürcan Bey? Kanunsuz topraklardaydı. 16. bölümde final verdik. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de yavaş yavaş farklı işlerde yer almak için uğraşıyorum. Çalışmalarım devam ediyor. Bakalım yani. Genelde oyuncular çocuklarının kariyer olarak sanat dünyasına yönelmesine pek sıcak bakmazlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İkna etmeni şöyle bir şey olacak. Onların kafası ne istiyorsa gönüllerine nereye götürüyor. Sonra yaptılar. Bizim küçük kardeş de bizim sektörde. O da şimdi şu anda işte. Canlı müzik eğitimi aldı falan. Aile boyu oyunculuk. Öyle öyle abi işte. Keçi nereden atlarsa bir şey oradan atlar öyle eski bir laf vardı değil mi? Abi yani öyle. Yeni oyuncular hakkında neler düşünüyorsunuz peki Cem Bey? Çünkü gençlerin hepsi müthiş. Hepsini, hepsi ayrı renk. Hakikaten bizim zamanımızdaki çıktığımız dönemden daha fazla seçenek var. O anlamda daha şeyler. Daha mı şanslılar siz? Yani seçenek daha fazla çünkü çok yetenekli hepsi. Herkesin ayrı şeylere yeteneği var. Biz biraz daha küçük bir kitleydik yani. Bizim işimiz o anlamda daha kolaydı. Ama onların çok iyi. Hepsi çok iyi yani. Bir sürü özelliği var. Skalaları geniş, çok renkler. Bahtaç olsun hepsi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan, yazı tahtası başında bir yazmak için çaba sarf etti. Annesi bu eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir, İtalya'da hayatlarını birleştirdi. 6 ay önce şarkıcı Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı. Sayan'ın avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede sanatçının isminin nüfus kayıtlarında Aysel Gürsaçar olarak geçtiğini belirterek, müvekkilim, Çağlar Ökten'le evlendikten sonra nüfus kayıtlarında
soyadı Gürseçer Ökten olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim işlerinden dolayı kızlık soyadı olan Gürseçer'i kullanmak istemektedir. Çağlar Ökten'in de bu konuda rızası vardır ifadelerini kullandı. Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslihan Alkoçlar özel bir davete katıldı. Her güçlü erkeğin yanında bir kadın vardır sözü gerçek oldu. Ben her zaman yaptığı her işte çok gurur duyuyorum. Bu işte de eminim çok güzel sonuçlar alacaklar. Engin Altan'ın geçtiğimiz aylarda dizi çekimlerinde ayağı kırılmıştı. Düzyatan'ın kırılan ayağı iyileşti. Nasılsınız? Ayağınız nasıl oldu efendim? Daha iyi, çok çok daha iyiyim. Çok teşekkür ederim. Toparladım. İdmanlarımı da yaptım. Şimdi daha güçlü ayağım, o yüzden bir sorun yaşamıyorum. Eski eşi Kemal Gülman'la kanlı bıçaklı bir şekilde boşanma süreci yaşayan sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman, dava sürecimiz devam ediyor dedi. Aynı şekilde devam ediyor. Fazla bir yeni bir şey yok hayatımızda. Aynı şekilde devam ediyor. 44 yaşındaki oyuncu Kaan Taşener, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seray Duray'la özel bir davete katıldı. İkisi de çok şıktı. Kaan Taşener aşırı centilmen, standartlar üstü kibar ve bir o kadar nazik. Merhabalar, nasılsınız? İyidir, sizden ne haber? Nasıl abi, gidiyor? Biz de iyiyiz. Uzun süredir görüşemiyorduk. Evet. Seray Hanım'a da hal hatır sorarsın. Tabii ki de. Hanımlara da lütfen hatırını hatırı soralım. Tabii ki de. Size başlayalım. İyi, ben iyiyim. Siz nasılsınız? Beyefendi dizi çekimlerinde yoğun tempoda çalışırken hanımefendi biraz özlüyormuş sevgilisini. Daha zamanımız da var, o yüzden öyle çok da fazla gelmiyorum setine. Evet, ben nispeten daha az çalışıyorum bu sene. Daha çok birbirimize vakit ayırabiliyoruz. Adı Teoman, Murat Boz'la İbrahim Kutlay'la aşk iddiasına karışan Gülcan Aslan, yaz başında göbeğini yaptırdığı kocaman yılan dönmesiyle dikkat çekmişti. Gülcan Aslan yoğun aşk trafiği iddialarına hiç cevap vermedi. Onu bitiren yoğun aşk trafiği değil, yoğun İstanbul trafiğiymiş. Bu ara çok koşturuyorum, bilmiyorum. Yani ne yaptığımı, neredeyim, hangi şehirdeyim, ne oluyor, hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Yolda da 1,5 saatlik bir trafikteydim. 1,5 saat sürdü, o yüzden böyle biraz amireyim, kusura bakmayın. Geçtiğimiz günlerde bir defilede eski aşıklar Uras Kaygılaroğlu ve Gülcan Aslan pişti olmuştu. Gülcan Aslan eski sevgilisinin ismini duyunca bakın nasıl eli ayağına dolandı. Pişti değil ki o. Karşılaşma, güzel karşılaşma diyelim. Ben çok seviyorum eşi. Teşekkür ederim deyip ben gidiyorum. Belki kimsenin pişti olmadı. Hala devam ediyorsun da bir problem yok. Tabii olarak, ki yok. Diyalog olarak hala tabii ki yok. Tabii ki ya, insanız. Kurtlar Vadisi'nin savcı Leyla'sı Çiğdem Batur derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bir davete katıldı. Batur ayağının tozu Londra'dan dönmüş. Aynı zamanda Londra'da da yaşıyorum zaten. Orada Londra'da eğitimler veriyorum. Oyunculuk eğitimleri veriyorum. Oyunculuk koçluğu yapıyorum. Workshoplar veriyorum. Hem bir yandan iş hem yaşam. Arada bir İstanbul, arada bir Londra derken bu ara biraz fazla kaldım. Daha önce hayatımdan birini çıkarırsam asla geri almam açıklamasıyla hafızalara kazınan Çiğdem Batur, keşke büyük lokma yeseydim diye pişmanlığını dile getirip büyük konuştuğunu itiraf etti. Çok büyük konuşmuyorum artık. O zaman öyle demiştim. Bu arada hala bu geçerli tabii ki. Ama bayağı uzun zaman önce söylemiştim onu. Bazen şey oluyor, çok büyük konuştuğun zaman o sana böyle sınav olarak geri geliyor ya. Böyle artık son dönemlerde yaşadığım tecrübelerden sonra çok çok böyle net asla cümleler kurmamaya çalışıyorum. Ama fikir olarak gerçekten öyle. Çiğdem Batur yine de eski sevgilisine bir kez daha şans verme taraftarı değil. Çok büyük konuşacağım gibi olacak ama hiç keşke bırakmadım, hiç hiçbir zamanda olmadı. Kalbinin her zaman karşı taraf mı oldu? Bence herkes miadını doldurmuş oluyor birbirinin hayatında. Birbirinin hayatından çıkmış oluyor. O hırslar falan artık hani bir noktadan sonra çok bir önem arz etmiyor ya. Şey gibi o adam, Çiğdem Batur'la ilişki terapisi falan. Öyle bir şey. Oyuncu Uğur Güneş yeni bir askeri filmde Bordo Beyli bir subayı canlandıracakmış. Ben özel kuvvetlere mensup bir asker oynayacağım. Timin başını şefini oynuyorum. Askeri bir şey olacak işte. Sürekli operasyon yapacağız bakalım. Daha ne kadar açık söyleyebilirim yani. Ayvayı yedik. Oyuncu Çağla Şimşek kendisine sosyal medyadan garip mesajlar geldiğini itiraf etti. Ya her şeyi hatırladım. Ya dolar fotoğrafları paylaşıp bunu sana hediye etmek isterim falan ve üstüne Çağla Şimşek yazmış doların üstüne. Böyle bir yazı görmüştüm. O da son zamanlarda görmüştüm galiba, bunu karşılaşmıştım. Gelen mesajdaki doların fotoğrafının üstünde Fransızca bir yazı varmış. Çağla Şimşek korkudan mesajı açmadan okuma özelliğiyle incelemiş. Karşı taraf mesajı okuduğunu görsün istememiş. Görmedim o mesajın ne olduğunu çünkü sanırım Fransızca yazıyordu. Ben de çevirmedim. Sadece o fotoğrafı gördükten sonra incelemedim. Çağla Şimşek'in kalbi şu an boş. İlişki kriteri ise çok basit. Kişiliği öncelikle. Uslubu çok beni kendine çekebiliyor.
Ama gerçekten kriteri tam olarak söyleyemem yani. Aşık olmam yeterli oluyor. Gördüğüm zaman o heyecan, o sevgi. Sen Merve Baloğur'un var. Kumrallardan hoşlanıyorum. Kumralları seviyorum gibi. Sizin öyle bir kriteriniz var mı? Sarışın, kumral, esmer? Yok. Öyle bir şey yok. Çünkü aşık yani. Hiç bilemezsin nereden vuracağını bir zaman. Muazzez Ersoy Nişantaşı'nda bir mücevher mağazasında saatlerce alışveriş yaptı. Ersoy takıları yılbaşı sahnesi için almış. Gözleriniz parlıyor şu an. Tabii canım. Bir de böyle etrafa bakıyorum bu arada. Şimdiden yılbaşına hazırlık mı yapıyorsun abi? Hazırlık. Bu nasıl bir profesyonel? Başarının sırlarından biri de bu galiba değil mi? Seviyorum ben eşimi. Bir bakıyorum ne var ne yok böyle. Biraz da tabii sahne için daha böyle büyük, farklı şeyler bulmaya çalışıyorum. Muazzez Ersoy internet üzerinden sahne kostümlerini satmaya başladı. Tüm gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacakmış. Şimdi şu anda satılan 10 kostüm Mehmetçik Vakfı'na, Türk Silahlı Kuvvetlerimize gidiyor. Ersoy'un kostümlerini kendi nişanlarında, düğünlerinde giyen değerli hanımefendiler de varmış. Yine nişanında giymek isteyen bir kızımız almış. Düğünde giymek isteyen almış. Tabii ki bu arada mesela özel gecelerde, kokteyllerde giymek isteyenler alıyor. Kimisi de hatıra... Evet, magazin turuna efendim, konuk arası verelim. Konuğumuz şu an sağ tarafta bizleri bekliyor. Karşımızda efendim Tayfun Duygulu. Hoş geldin Tayfun. Hoş bulduk. Bu şarkıyı eşin için mi söyledin? Eşim için yazdım. Karşında için söyledim. Şu an duruyor. Evet. Bella da karşımızda. Hep yan yana mısınız? 24 saat hep böyle dik dibe misin? Evet. Ciddi mi? Evet. Sıkılmıyorsunuz da. Onu bırakmaya kıyamıyorum. Gözümün önünde kalsın. Şimdi kaç zaman oldu beraberleriniz ve evlilik? Üçüncü seneyi kutlayacağız. Tamam, daha çok başındalar. Hani böyle bir geyik vardı ya, aşkın ömrü 3 yıldır. Sizinki böyle artık böyle bir bağlılığın ötesinde, aşkın ötesinde bir şey mi? Yok Mügeciğim, 10. yıldan sonra görüşürüz. Hayır, görüşürüz. Yok, bizde öyle de bir şey yok. Bu arada biz Covid'i beraber geçirme şansına sahip olduk bir kısmını en azından. Dolayısıyla biz birbiriyle çok iyi anlaşan ve hani leb demeden lebi diyebilecek kadar... Hı. Birbirine uyumlu bir çiftiz. Çok keyifliyiz. Eşim hiçbir şeyi hiçbir kimseye bırakmaz. Hmm. Yani sorar bana, dışarı çıkalım dediğim zaman elimde ne istiyorsun? Yiyecek ne istiyorsam onu yapar. Hamburger, pizza, işte sushi, hiç fark etmiyor ne istediğim. Ciddi misin? Evde kendisi yapıyor. Gluten ve işte immün sistemiyle ilgili problemi olduğu sen için. Sen de sanki tam onun şöyle bir tip var. Ne varsa evde var. Bella bir şey güzel pişirirken soğanı öyle koy, salçayı öyle koyma, suyu öyle akıtma. Yok. Her şeyi inanılmaz derecede iyi yapıyor. Yani bir ev hanımı olarak da son derece iyidir. Hem de işinde çok başarılı. Dolayısıyla işinden vakit ayırabildiği zaman diliminde de, yani ben gözümle kendisi gördüm mimar çünkü. Bitmez. Tayfun'un cümlesi hiçbir zaman bitmez. Geçen evet, gün, geçen gün kulağını çınlattık. Evet, duydun evet mu? Duydum. Çok güzel çınlatmışsınız. Ozan Orhan. Antiparantez. Ozan Orhan konuğumuzdu. Ozancığım. Ozan dedi ki ya bir mangal yapıyoruz, orada bile diyor mangalın detaylarıyla bize anlatıyor diyor. Hiç diyor susmadan diyor. Yani evet, biraz abartmış olabilir misin acaba? Bozulmuş mu? Yok, pek de abartmış sayılmaz. Yok canım, niye? Bozulacak hiçbir şey yok. Tam tersi. Pek de abartmış sayılmaz. Şimdi 17-18 de ben konuştuğum zaman evet benim söylüyorum, bilen bilir ama gırtlak çakram çalışıyormuş, tamam mı? Oraya bağlayayım ben. Ya çok uzatmaya gerek yok aslında o zaman, değil mi? Tayfun, anlaşmanızın sebebi eşin mi? Eşin de çok sessiz. O aynen da senin gibi konuşmayı sevseydi o 3 yıl öyle o kolay dinliyor, güzel geçmezdi. Yani aslında şöyle, bir iş adamı arkadaşım da değil, birkaç tane arkadaşım hatta. Sen bildiğin böyle son model spor arabasın ama devamlı patinaj çekiyorsun. Asfaltı bulsan aslında uçup gideceksin. Hanım beni çok güzel dizginliyor bir kere, her şeyden öte. Hı. Çünkü benim lafım bitmez, müziğim bitmez. Ben ondan bitmem. Sonra ben evet bitmem her şekilde. O yüzden hanım çok güzel, yani doğru yerlerden yakalıyorsun. Ama bir dinletiyorsun da, böyle güzel bir ses tonu da var çok, değil mi? Böyle bir cümlelerde anlamlı olunca dinlemek istiyor evet, insanlar. Huzurlu bir ses tonu var. Peki evet, bizim magazin turumuz da bitmemişti. Sen geliyorsun tamam diye bir virgül koyduk, devam edelim. Harikuladesiniz. İstediğin haberde böleriz, beraber yorum yapmak üzereyiz. Tamam, uygun. Kanserle mücadele eden ve 15 Ekim'de yaşamını yitiren Billur Kalkavan'ın sakladığı çocukluk giysileri sevgilisi Buğra Bahadırlı tarafından ünlü objeler sergisine bağışlandı. Bahadırlı, Billur sağlığında bunları da çerçevelettirdim ama ne işime yarayacak bilmiyorum demişti.
demek ki bu işe yarayacakmış açıklamasında bulundu. Oyuncu Çağlar Ertuğrul aldığı kilolarla şaşırttı. Ertuğrul yeni bir sinema filmi için kilo almış. Sıla yeni klibi Kalksın Uyuyanları şiddete karşı mücadelenin dünyadaki simgesi olan İranlı Mahsa Amini'ye ithaf etti. Bade Yeşil 2013-2016 yılları arasında evli kaldığı Malkoç Süalp hakkında konuştu. Yeşil birbirimize olan sivri yanlarımızı törpüledik, iyi eş olamadık ama birbirimize iyi arkadaş olduk itirafında bulundu. Aslı Enver'le 5 aylık birlikteliği sessiz sedasız sonlanan Önder Özterhan, Serenay Sarıkaya ile Etiler'de karşılaşınca ayaküstü sohbet etti. İkilinin ayaküstü konuşması yaklaşık 4 dakika 25 saniye sürdü. Oyuncu Miray Dener'le sevgilisi Olcan Engin, gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını Venedik sefasıyla taşlandırdı. Aşıklar şehrine giden ikili gondol sefası yaptı. Tuğba Yurt, Harbiye Açık Hava konserinde sevgilisinin sürpriziyle havalara uçtu. Sevgilisi Burak Tanrısever'in en büyük hayranın notuyla gönderdiği 500 gülü gören Yurt, "Çok mutlu oldum." dedi. Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel'i doğum gününde sosyal medyadan duygusal bir mesaj yağdı. Erçel, "Tüm çiçekler bugün açmış olmalı. 25 Ekim ve her gün seni çok ama çok özleyerek güzeller güzeli annem" notunu işte bu kareyle paylaştı. Elbisesinin darlığı nedeniyle merdivenden çıkamayan Kim Kardashian'ın bu halini gördünüz mü? Burcu Biricik, dünya ünlü yıldızın dar elbise mağduriyetini tiye aldı. Enis Arıkan da bu anları görüntüledi. Olabilir. Heyecanla beklenen ikinci bölüm öncesinde ikinci sayfa Tuzak dizisinin setinde. Heyecanlıyız. Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tuzak dizisi ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı ve büyük bir beğeni topladı. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan ikinci bölümü büyük bir heyecanla beklenirken Tuzak dizisinin setini ziyaret ettik. İlk olarak dizinin güzel oyuncuları Naz Gökten ve Evrim Su Sapan'la birlikteyiz. Birinci bölümde çok heyecanlıydık, ikinci bölümde daha heyecanlıyız bence. Çünkü çok güzel bir bölüm olduğunu duyduk. Evet, birlikte izleyeceğiz akşam. Totem yapıyoruz. Şimdi eve gideceğiz. Totem yaptım ben. Hatta rüyamda gördüm. Evet. Anlattım sana. Evet. Bölüm yazmışlar çok falan enteresan diye. Bir bölüm. Evet. Ama bu arada ya bunu böyle şey yapmak için söylemiyorum sevgili seyirciler. Bölüm çok enteresan. Bu akşam gibi değil. Evet, evet. Her bölüm gerçekten çok enteresan şeyler oluyor. Bizim çekerken yalnız o şey ya, şimdi sen onu biliyorsun ya, o bilmediğin şey var ya, hani ona göre öyle falan gibi şeyler. Evet, yani biz böyle fazla gizem, bir şey, bir şey var ki böyle hani binlerce böyle küçük küçük, onu her şeyi anladık falan gibi bir şey okumuştum mesela. Yani her şeyi anlamadınız. Daha hiçbir şey bilmiyorum. Sakin olun ve yavaşça koltuklarınıza oturup izleyin. Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz. Dizide Ali karakterini canlandıran Onur Durmaz'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Düz basit düşündüğümüz bir hacker'dan bahsetmiyoruz aslında Ali için. Ali aslında birçok karaktere bürünebilen en gizemli karakterlerden bir tanesi dizide. Ve hani her bölümde açıkçası hevesle senaryo okuyorum, hevesle bekliyorum. Ali'nin ne yapacağını ben de pek bilmiyorum ama inanılmaz heyecan verici ve eğlenceli bir karakter. Gerçek hayatta canlandırdığınız karakterle benzerlikleriniz var mı? Tabiri caizse geek dediğimiz ya da hani daha o bilgisayar ya da bilgisayar oyunları, sinema filmleri falan bunlarla ilgili olan kişilerden bir tanesiyim. Özellikle de kodlamayı çok iyi bilmesem de bilgisayardan ya da IT departmanlarında vesaire hep böyle Onur abi şunu çözdü dedikleri adamlardan bir tanesiyim. Burası çok bağdaşıyor. Üstüne üstlük Ali bir de biraz daha hani daha rock, metal, müzik seven karakterlerden bir tanesi. Bende de şimdi de o şeye girebilir. Ben de hemen hemen aynıyım. Onun dışında ben Viyana'da okudum. Ali Almanya'dan geldi, dilde tutuyor. Bir de hepsinden ziyade Ali birçok kılığa girmeyi seven bir adam. Ben zaten oyuncuyum. Hani orası da tutuyor. Aslında birçok noktada bağlaşıyoruz Ali'yle. Yazcan Konyalı da gelen olumlu yorumlardan dolayı çok mutlu. Hep herkes farklı ve iyi bir iş olduğundan bahsediyor. Biz de bu akşam ikinci bölümü bekliyoruz bakalım. Biz de izlemedik ikinci bölümü. O yüzden heyecanlıyız. İkinci bölümün fragmanı adeta nefesleri kesiyor desek yeridir. Dizide Güven karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu yanımızda. Heyecanlıyız. İkinci bölüm, ilk bölümde attığımız düğümlerin çözüldüğü, seyircinin ilk bölümde merak ettiği bazı düğümlerin çözüldüğü ve yeni düğümlerin atıldığı heyecan dolu bir bölüm var. Hep beraber izleyeceğiz. Tuzak dizisi hem sıra dışı senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla fark yaratıyor. Genel olarak öyle tepkiler geldi. Çok dinamik, televizyonda görmeye alıştıklarımızın dışında daha önce benzeri az görülen değişik bir hikaye anlatan bir iş diye. Dizide üç kardeşin diyalogları da oldukça ilginç. Hem aşk nefret ilişkisi hem birbirlerine nefret değil de rekabet şeyi çok önde.
Ama aynı zamanda tabii ki ne olursa olsun bir kardeş duygusu da var. Bu iki duygunun aynı anda olmasının yarattığı çatışmada renkli, bazen komik, bazen dramatik şeyler yaratıyor. Tuzağın merakla beklenen ikinci bölümü bu akşam TV8'de seyirciyle buluşacak.